Merhaba, ben Kutlay Ünlü. Bugün sizler için Akşehir'in tarihi yerlerini geziyoruz. Öncelikle sizlere Akşehir'in tarihinden bahsetmek istiyorum. Akşehir'deki ilk arkeolojik bulgular Neolitik döneme aittir. İlçeye tarih boyunca Frigler, Lidyalılar ve Romalılar hakim olmuştur. Daha sonra Malazgirt Savaşı'nda bölgenin Türkleşmesiyle birlikte rivayete göre çiçek açmış ağaçlardan dolayı ilçe Akşehir adını aldı. İlçe bir dönem İtalyan işgaline uğradı ancak düşman daha sonra burayı terk etti. Mustafa Kemal komutasındaki ordu Garp Cephesi karargahı bir dönem buraya nakledildi ve savaş hazırlıkları ve planlar burada yapıldı. Şimdi Akşehir gezisinde ilk durağımız Nasrettin Hoca Türbesi olacak. Ben de Nasrettin Hoca Gülmece Parkı'ndayım. Bu anlatımları da bu parktan yapacağım. Daha sonra türbeye doğru birlikte yola çıkacağız. Şu anda Konya Akşehir'de bulunan Nasrettin Hoca Gülmece Parkı'ndayız. Bu park Nasrettin Hoca Türbesi'nin bulunduğu mezarlığın tam karşısında yer alıyor. Parkta Nasrettin Hoca'nın mizahına uygun şekilde bir kazan bulunuyor. Kazan oldukça büyük gördüğünüz gibi. Ben de sizlere gösterebilmek için kazana yaklaşıyorum ve etrafını dolaşıyorum. Daha sonra parkın içlerine doğru geçiyorum. Parkta birçok Nasrettin Hoca fıkrasına uygun olarak heykeller var. Her heykelin altında da ilgili bir fıkra yer alıyor. Akşehir'deki ilk durağımız Nasrettin Hoca Türbesi olacak. Ancak bu türbeyi anlatmadan önce sizlere biraz Nasrettin Hoca'dan bahsetmek istiyorum. Aslen Nasrettin Hoca'nın kişiliği tartışmalıdır. Ancak dönemine ait kitabe ve Fatih Sultan Mehmet dönemindeki arşiv belgeleri varlığına dair en önemli kanıtlar sayılmaktadır. Nasrettin Hoca aslen Sivrihisar'ın Hortu köyünde 1208 yılında doğmuştur. İmam olan babası Abdullah vefat ettikten sonra onun yerine geçmiştir. Nasrettin Hoca daha sonra Akşehir'e göç etmiştir. Akşehir'e göç eden Nasrettin Hoca burada bir süre kadılık yapmıştır ve kendisi 1284 yılında vefat etmiştir. Fıkralarının çoğunda Nasrettin Hoca gayet sıradan bir köylüdür. Tarla ve bağda çalışır, odun keser ancak bunlara karşın kendisi bazen alim, bazen bilge, kadı, doktor veya hocadır. Mizahı çok geniş çaplı olup güldürücü, düşündürücü, şaşırtıcı, eğlendirici ve öğreticidir. Türbeye doğru giderken yeni bir şey daha gördüm. Eşe ters binmiş bir Nasrettin Hoca heykelinin etrafında ünlü gülmece ustalarının büstleri bulunuyor. Oldukça hoşuma gitti burası. Thank you.
Şimdi Nasrettin Hoca Türbesi'ne geldik. Türbenin bulunduğu yer Akşehir'de ilçe mezarlığı. İlçe mezarlığının tam ortasında yer alıyor. Biraz da size türbeden bahsedeyim. 1284 yılında ölen Nasrettin Hoca'nın mezarı ölümünden çok daha sonra türbe haline getirilmiştir. 14. yüzyılda inşa edildiği düşünülen bu türbe iki bölümden oluşur. Önce 6 sütunlu ufak bir türbe yapısıyken daha sonra dış kısmına 12 sütunlu revak görünümlü bir yapı inşa edilmiştir. Gördüğünüz gibi türbe mezarlığın ortasında yer alıyor. 6 sütunlu iç bölümün etrafında 12 sütunlu revaklı bir dış yapı var. Türbe mezarı da bunun içinde yer alıyor. Aslında bu türbenin oldukça fazla ziyaretçisi var. Ben bu boşluğu zar zor yakaladım diyebilirim. Türbe yerel halk tarafından da sıkça ziyaret ediliyor. Bu mezarlığa uğrayan ya da yakınından geçen herkes türbeye uğrayarak mutlaka ziyaret ediyor ve dua okuyor. Zaten mezarlık da ilçenin oldukça işlek bir noktasında yer alıyor. Ancak gittiğim ve gezdiğim birçok yere göre burası yerel halk tarafından daha çok ziyaret ediliyor diyebilirim. Aynı zamanda elbette şehir ya da ilçe dışından gelenler de burayı sıkça ziyaret ediyor. Zaten Akşehir ilçesi Isparta'nın Yalvaç ilçesine ya da Şarkıkaraağaç ilçesine oldukça yakın. 40-45 dakikalık bir mesafesi var bu ilçenin. Bu sebeple bu ilçeden de zaman zaman oldukça sık olarak insanlar gelip Akşehir'deki işlerini hallediyorlar. Elbette buraya geldikleri zaman da bu türbeyi ziyaret ediyorlar. Türbeye parkın hemen karşısında bulunan ana giriş kapısından ulaşılabilir. Buradan girdiğinizde uzun düz bir yoldan sonra türbeye ulaşacaksınız. Bu düz yol esnasında sağınızda ve solunuzda başka mezarlıklar olacak. Türbenin tam önünde yerde dünyanın ortası burasıdır yazıyor. İnanmayan buyursun gelsin, ölçmek serbest. Yine türbenin çaprazında türbeyi anlatan bir tanıtıcı tabela bulunmakta. Mezarlığa girişte bir tarihi mezar taşları sergisi var. Burayı da sizlere ayrıca göstermek istedim.
Mezarlığın dışında meydanda hoş bir hediyelikçi yer var. Birkaç dükkan bulunuyor. Burada oldukça fazla kültüre uygun eşyalar bulunuyor ki benim çok hoşuma gitti. Birçok Nasrettin Hoca eşyası, biblo, saat, magnet, çanta ve çömlek var. Ben de böyle birkaç şey aldım. Benim de buradan biraz hatıram kalsın istedim. Evet, artık Akşehir Tarihi Gezileri videomuzun birinci bölümünün sonuna geldik. Eğer videonun ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca gelişebilmek için desteklerinize ihtiyacım var. Videolarımı beğendiyseniz lütfen abone ol butonuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.